İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 28. yıl dönümünü kutluyor. Bugün Uluslararası Barış Günü. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanları Yerevan'da buluştu. Ermeni sanatının seçkin eserleri Paris'te açık artırmaya çıkacak. Teröristler İdlib'den deniz yoluyla Libya'ya geçiyor. 19 ülkeden bilim insanları bir yıl boyunca Kuzey Kutbu seferine hazırlanıyor. Armenia Vini şirketinin ürettiği konyak, uluslararası yarışmanın en iyilerinden biri. Ermenistan Cumhuriyeti 21 Eylül'de Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. Bugün bağımsızlığın 28. yıl dönümü. 21 Eylül 1991 tarihinde gerçekleşen referandumda Ermeni halkı ezici çoğunlukla Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsız bir devlet oluşturması lehinde oy kullandı. Bu yıl bağımsızlık gününe adanan genel etkinlikler Gümrü şehrinde düzenlenecek. Kutlama faaliyetleri sabah Merkez Park'ta başlayacak ve gece geç saatlerde havai fişek gösterileriyle sona erecek. Bayram vesilesiyle dünyanın farklı devletlerinin liderleri Ermenistan Cumhuriyeti yönetim makamlarına kutlama mesajları iletiyor. Uluslararası topluluk Uluslararası Barış Günü'nü her yıl 21 Eylül'de kutlamaktadır. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tüm ülkeler ve uluslar arasında barış ideallerini güçlendirme günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler bütün ülkeler ve halklara bugün düşmanlıklarını durdurmalarını ve barış konularında eğitici ve bilgilendirici kamu etkinlikleri düzenleyerek kutlamalarını tavsiye ediyor. Birleşmiş Milletler ayrıca Barış Günü kutlamasını barışı tesis etme doğrultusundaki kendi çok taraflı faaliyetlerine insanların dikkatini çekmenin bir yolu olarak görüyor. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Zohrab Manatsaganyan ve Mas İsmailyan Yerevan'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanları Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri arasındaki düzenli toplantı ve istişarelere büyük önem verdiler. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre muhataplar, Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan istişare planına ve uygulamasına yönelik pratik adımlara değindiler. Ortaçağ ve Çağdaş Ermeni sanatına ilgi duyan Fransalı Ermeni koleksiyoncu Guillaume Aral, Paris'teki Dreyf Müzayede Evi'nde 5-6 Aralık tarihlerinde sergi satış düzenleyerek erken Orta Çağ dönemine ait el yazmaları ve minyatürlerini, dikkat çekici çağdaş ve klasik sanat eserlerini içeren bir koleksiyonu organize edecek. Armen Press'e göre 100 yıl önce orijinal el yazma kitabından kesilmiş minyatürler uzun seyahatten sonra Paris'te bulunduktan sonra satışa sunulacak. Koleksiyonun hazineleri arasında 14. yüzyıldan kalma Kilikya Sarayı el yazmasının yeni keşfedilmiş sayfaları ve 13. yüzyıl başlarında Ani Minyatür Okulu'na ait el yazması gazetesi bulunmaktadır. Olağanüstü numuneler arasında Hovhannes Ayvazovski'nin 4 eseri, Mardi Rosaria'nın 4 yağlı boya resmi ve 1 grafik eseri, ayrıca Minas Avedisyan'ın 2 eseri yer almaktadır. Bir basın toplantısı düzenleyen Federal Haber Ajansı muhabirleri Algis Mikaurskis ve Vladimir Malyanov, gerici teröristlerin Suriye'nin İdlib bölgesinden tekneyle Libya'ya ulaştıklarını açıkladılar. Açıklamada İdlib militanları büyük ihtimalle Trablus hükümetine yardım etmek istiyor. Aynı zamanda onlar uluslararası terörist olarak tanınıyorlar. Libya şu anda onlar için elverişli bir zemin. Çünkü ülke karışık durumda ve hükümet sadece mülk dağıtımıyla meşgul. Nüfusunda kafası karışık olduğu vurgulandı. Libya'daki siyasi krizin 2011 yılında devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin katledilmesinin ardından başladığını hatırlatalım. Şimdi ülkede iki güç kuruldu. Batı bölgeleri Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle oluşturulan Ulusal Rıza Hükümeti tarafından kontrol edilirken Doğu bölgesi seçilen parlamento tarafından kontrol ediliyor. Türkiye'nin Libya'nın iç işlerine aktif olarak müdahale ettiğini de ayrıca hatırlatalım ve yardım ettiği İdlib teröristlerinin Libya'da görünmesi tesadüf değil. Reuters ajansının haberine göre 19 ülkeden bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki küresel iklim değişikliğini incelemek için bir yıl sürecek sefer için hazırlanıyorlar. Polar Stern buz kıranı
yüzlerce araştırmacının ertesi yılı Kuzey Kutbu'nda geçirmesini sağlamak için Kuzey Norveç'e ulaşmaya hazırlanıyor. Projenin yönetmeni Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü'nün iklim uzmanı Markus Rex, iklim değişikliğinin merkez üssü olduğu için Kuzey Kutbu'na seyahat etmek istiyoruz diye açıklamada bulundu. Armenia Vini şirketinin ürettiği brandi son zamanlarda saygın bir uluslararası yarışma olan Uluslararası Şarap Yarışması'nda gümüş madalya kazandı. Armen Press'in aktardığına göre dünyaca ünlü markalar arasında şirket tarafından üretilen 3 ve 5 yıllık konyaklar 90 puan kazanırken 7 yıllık konyak 93 puan kazandı. Uluslararası Şarap Yarışması 50 yıllık bir geçmişe sahip. Yarışmanın derecelendirme ölçeğine göre gümüş madalyaya layık görülen brandy yani konyak istisnai bir denge ve aromatik tenlerin karmaşıklığı ile karakterize edilmesiyle rakiplerinden önemli ölçüde ayrılmaktadır. Armenia Vini şirketinin Fransız brand uzmanı Oliver Schaft, böyle bir değerlendirmenin son derece memnuniyet verici olduğunu ancak aynı zamanda bağlayıcı olduğunu belirtti. Ödüllü brandy yani konyak henüz Ermeni pazarında mevcut değil. Şirket gelecek yılın başında yerel ve uluslararası piyasalara sunmayı planlıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size büyük Ermeni kompozitör Robert Amirhanyan'ın Yerazim Yergir Hayreni adlı eserini sunuyoruz. Yerazim Yergir Hayreni Hoksere çat uysatmet Karkarot yergir Yes mi burnem kohi Yes mi zilnem ko arti Yes mi tertnem ko tahki Hayreni yergir Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.